Değerli Emin temizleri, bir tane de genç oyun programıyla daha karşı karşıyayız. Bugünkü program konumuz Sayın Tuğba Ünal bizlerle beraber, yorumcu ve söz yazarı. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bizler sizleri tanıyoruz, yakinen de takip ediyoruz ama izleyicilerimiz merak ediyor. Tuğba Ünal kimdir, neler yapar? Biraz bir bahseder misiniz? Çok güzel bir etkinlik için buradayız, sizlerle birlikteyiz. Sevgili Hamit Kaya'nın özel gecesinde Ünal Coşkuner'le aynı sahneyi paylaşmak benim için son derece olur ve gururdu. Tuğba Ünal yaklaşık 4 seneye aşkın zamandır profesyonel turist rehberliği yapmıştır. Akabinde yine İngilizce öğretmenliği, bir dönem çevirmenlik, bir dönem vize danışmanlığı derken kendinde bir şey fark ediyor ve ilk ekran tecrübesi Başkent TV'de oluyor. Turizm güncesi programıyla. Ankaralıyım ve Ankara'nın da çok fazla bir şey katmadığına inanan kadın sonra İstanbul'a yerleşmeye karar veriyor. Bu sürede de festival konser sunuculuğu devam ederken şiire merak salıyor. Aslında yorumculuğu daha çok seviyor kaleminden ziyade. Yapabilir miyim diye bir gün ben de yazmalıyım diyor ve ilk şiirini Valencia kentinde yazıyor İspanya'nın. Güneşin doğuşu batışı, sen doğudasın ben batıda, sen batımdasın ben doğumda, neredesin şimdi diye. İlk ekran tecrübesinden sonra şiire kaleme alışım, sonra kendimi geliştire geliştire bu yola baş koyuşum da bu şekilde başladı. Sanatı seviyorum çünkü hep Taner'cim şeydir, sanat muhaliftir, daha iyisi, evet, daha güzel, daha özel olsun ister. Biz de elimizden geldiği kadarıyla daha iyi olmak yolunda koşmaya başladık artık, yürümüyoruz da. Peki kendinize muhalif oldunuz mu? Yani şimdi sanatçı başka insan muhalif de, bazen evet, kendine de muhalif olmak gerekiyor değil mi? Kendine olan o eleştiri yapmasan zaten ilerleyemez. Burada hata var, şunu şöyle yapmalıyım, bunu böyle yapmalıyım diye böyle beyin trafiğiyle. Hı-hı. Aslında birçok insanı da dinleyip aslında kendine özgü durumun ve özgün durumunla birlikte geçiyor bu süre bu şekilde. Biraz sancılı oluyor tabii. Benim ilk kitabım Güzellik Zor Hikaye'ydi. Güzellik Zor Hikaye hep erkek hem de kadın için yazmıştım ben. İşte o da küçük bir şey söyleyeyim yine. Ölüme benzer duraklardan geçiyorum. Önümden garip hüzünlü bir rüzgar geçiyor. Rüzgar geçtiği yolları anlatıyor. Bana dönüyor. Kadın diyor, güzellik zor hikaye. Aslında burada da sadece görsel güzelliğin değil de içsel güzelliğe de birazcık değinmek istedim dilimin döndüğünce. Sonra insanlar sosyal medyanın etkisiyle beni başka bir noktaya taşıdılar. Güzellik Zor Hikaye ismiyle de bir şiir albümümüz oluştu hali hazırda. Bir dönem oyunculuk yaptım. Sanatın pek çok dalı vardı aslında ama en böyle... En çok hoşunuza giden hangisi? Yorumculuk. Biz sizi biliyoruz. Hani evet, işte dizilerde rol aldınız. İşte yazıyorsunuz, söylüyorsunuz, yorumcu oluyorsunuz ama bir tanesi mutlaka keyif veriyordur. Bu noktada yorumculuk herhalde sizin olmazsa olmazınız değil mi? Kesinlikle. Hepsini seviyorsunuz ama o hani o başka bir farklı bir atmosfer oluyor bu noktada. Kendini buldu diyebilir miyiz burada Tuğba Ünal? Kendini buluyor. İki ay sonra tam kendini bulacak Tuğba Ünal. Evet, çünkü artık yayın arasında ve öncesinde de seninle bir şey konuşmuştuk biliyorsunuz. Evet. Şiir gerçekten benim için bir yaşam biçimi ama ülkede edebiyat o kadar zor can çekişiyor ki. Evet, yani gerileme de söz konusu. Evet, yazanlar var ama hani okunanların sayısına evet, bakmak lazım bu noktada. Okuma yazma oranları vesaire çok derin konular bunlar. Sesimiz artık gerçekten böyle güzel. İlk defa burada paylaşıyoruz Yeni Gün TV'de izleyicilerimizle. Evet, buradan ilk defa çıkıyoruz. Bu da bize nasip oldu. Yeni Gün TV'den burada. Evet, single çalışması. Başlıyor. Çok uzun zamandan beri Tuğba Hanım, Tuğba Hanım. Hadi şarkıya geçin nihayet artık. Buradan da izleyicilerimizle duyurmuş olalım. Çıkar çıkmaz da hemen desteklerinizi bekliyoruz bu noktada Tuğba Hanım'a. Şimdi biraz o zaman ona değinebilir miyiz? Yani şimdi siz yazarlıktan yavaş yavaş yorumculuğa doğru evet, bir süreç geçirdiniz. Şimdi buna giden etken neydi sizin? Evet, bahsettiğiniz satır aralarında ama en büyük etken neydi aslında yani? Yani bir kere yaptığım iş ruha dokunarak iş yapıyorum. Ruhu seviyorum. İnsanlardaki o Tuğba Hanım sizin ruhunuzda ve sesinizde bir huzur var dedikçe beni daha da bunlar kamçıladı ve iyi anlamda kamçıladıkça da kendime olan güvenimi arttırdı, özgüvenimi. Ve ben hep şey derim, hayatta iki şeye önem veriyorum. Biri aynada baktığımda gördüğüme, diğeri yukarı bakıp göremediğime der. Sevgili Sagopa Kajmer de bunu çok kullanır. Evet. İnsan inandıktan sonra yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Şimdi o şarkıları yazma sürecinde, o besteleri yaparken de çünkü yeni yeni yapmaya mesela başladım. Ne hissediyorsun yani? O besteyi yaparken hangi ruh haline, hangi duyguya bürünüyorsun? Yani şimdi bir de tarz olarak ne belirledin kendine? Biz yine standart pop
devam edeceğiz. Tabii pop tarzını devam edeceğiz. Yazarken nasıl bir havaya bürünüyorsun? Şimdi kolay değil çünkü söz yazarlığı çok farklı. Yani bir şiir yazmaya, bir roman yazmaya benzemiyor. Yani o akustiği tutturabilmek önemli evet. bir noktada. Bazen gerçek, bazen hayali birini canlandırıp onu da mesela ellerimden gün geçti, soluğum kesildi, nefesini sür yeniden geberiyorum zaten kendi elimden. Yani bunların bu imgeleri böyle kolay değil tabii. Yani bir kelime yazmak için belki 3 gün bekliyoruz, belki 3 ay bekliyoruz ama tam oraya tık oturduğu zaman da işte bu oldu dediğin noktada zaten o karşı tarafa da hissettirdiğin ölçüde bunu kazanıyorsun ve başarmış oluyorsun. Derin insanların hep derin hayat hikayeleri vardır. Belki çok büyük acılar yaşamazsın ama bir acı yaşadığın zaman da acıdan faydalanmayı bilirsin. Bu anlamda da insanların takdirine bıraktım. Onlar beni güzel yerlere taşıdılar. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere samimi olduğum için de samimiyeti çok seviyorum çünkü. Bir şey ya vardır ya yoktur bana göre. Evet. Şimdi magazin ayağımızda kuvvetlenmeye başladıktan sonraki süreç daha hızlı ilerlemeye başladı. İşte yeni Yozgat'tan imza gününden geldim. Babam memleketimdir bu arada. Sevgili Yozgat'a da selamımızı iletelim. İzliyorlardı şu an zaten. Onlara selamlarımızı iletelim hepsine. İşte Ankara var, Eskişehir var, yine İzmir'e tekrar geleceğim. Onu da ilerleyen saatte evet. sen paylaşırsın zaten. Böyle güzel gidiyor. Bilmiyorum. Şimdi sen bildiğim kadarıyla bir müzik eğitimin yok. Yok. Almadım. Şimdi almadan albüm çıkartıp şan eğitimi ne geçeceksin evet. bu noktada. Şimdi bunun zorluğunu yaşadın mı? Yani çünkü hiçbir deneyim yok bu noktada, eğitim yok. Yani şunu da diyen oldum aslında muhalif olarak. Ya işte yazıyorsun. Hani sen şarkıcı olacaksın diyen mutlaka olmuştur çevrende bu noktada. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sevgili Engin Çaldır'ı hepimiz biliyoruz. Engin Bey geçen gün demecinde bir şey söyledi. Sanatın tamam her zaman bu eğitimler bizim başımızı göğe kaldırandır ama eğitimsiz de oluyor. Çünkü gönülden geliyorsa eğer gönülden oyunculuk evet. yapıyorsan, gönülden sahnen varsa gönül işlerinde çok fazla eğitim almaya gerek yok. Ben diksiyon eğitimi de almadım ama işte gözlem yapa yapa bu hale geldi. Artık hocalık yapmaya kadar gitti yani bu yol. Doğru yatırımlar ve adımlar, işte doğru zaman, doğru proje, doğru insanlar bu bir yerlere taşıyor, bir yerlere taşıyor seni. Önemli olan o mütevazı yapını ve samimiyetini kaybetmeden, şımarmadan ilerleyebilmek. Bazı noktada yarı mütevazı tavrın, biraz işte ukala nitelendirdiğimiz tavırlar gerekli sanatın çünkü yeşermesine ve büyümesine çok büyük etkendir her ikisi de. Bir de işini severek yapmak. Ben işimi her gün severek yapıyorum ve her gün böyle, her gün kendini yenileyerek bir hayat felsefem var. Çok öyle ufacık bir sıkıntıda bile kendime şey yapmıyorum, üzmüyorum kendimi hiçbir şekilde. Yine devam ediyor hayat. Şimdi hemen sanata değmişken şundan da bahsetmeni de isteyeceğim senden. Şimdi gözlemliyorsun, sanat dünyasının içerisindesin, işte mütevazı olmak gerekiyor dedim bu noktada. Şimdi baktığınız zaman sanatçılar aslında toplum nazarında ulaşılamayan insanlar mı? Evet. Yani ulaşmak için belki aşamalar kalıyor. Ama sen herkesin aslında ulaşabildiği bir şeysin. Hı hı. Nasıl diyeyim? Bir modelsin öyle diyelim. Yani herkes ulaşabiliyor aslında gerçekten. Kimseyi de kolay kolay cevapsız bırakmıyorsun. Hı hı. Şimdi bunu neye bağlıyorsun? Yani bu mütevazilikten de farklı aslında. Tamam mütevazı olacaksın. Doğru. Ama biraz daha farklı. Evet, samimiyet de var. Biraz buna değinebilir misin? Ya sanat dünyasındaki bu ikilem ya da gelişen olaylar. Aslında şimdi senin tezini çürüteceğim ben. Ulaşmaktan ziyade ben şeyi çok seviyorum kendimde en çok. Kalbim gibi davranmayı. Yani inşallah Allah istediğim noktaya beni ulaştırırsa zaten birçok insana kapı açacağımı ve onlara yardımcı olacağımı bütün sosyal medyamda paylaşıyorum. Değecek biri varsa eğer maddi manevi gerçekten yanlarında olacağım. Yeter ki o benim gerçekten ruhuma dokunsun. Bir yerde İnsanlar sana ulaşsın evet bir yerde de ulaşamasınlar. İyi insanlar ya da bu anlamda sana desteği olan insanlar zaten sana ulaşırlar. Ama bir de bu şeyciler vardır. Ona da kitabımda bu arada Öyküm Sensin de laftan lafa geçeceğiz. Sivrisinek dediğim kavramda yaparız ederizciler. Çok evet. da fazla vardır biliyorsunuz sektörde. Cekcakçılar bunlar çok fazla evet. Bir umudu hapsedip seni bekletiyorlar öylece. Hiçbir şey de yok. Sadece söz. İşte yazarlar, yaparız ederizler falan. Artık Tuğba Aynal bunlara izin vermiyor. Onlar işte Tuğba Aynal ulaşamayan kesin bunlar. Asla ulaşamazlar. Yani onların
Yine çok samimiyetimle konuşacağım. Sunsalar bir İstanbul'u ya da yalıyı, katı, arabayı, osubusu ulaşamazlar. Çünkü çizdiği zaman Tuğba Ünal onu çiziyor. Diğer taraftan çok özür dilerim. Herhangi bir halk gelip benimle fotoğraf çektirebilir, konuşabiliriz, sohbet edebiliriz, dinleyebilirim. Ama tabii belli bir ölçüde. Evet, o zaman da bak işte artık insanları karıştırır hale geldim. Ali'ye, Ayşe, akşamda sevgili Mustafa dinliyordur. Ona da iki kez basın toplantısında Murat diye şey yaptım. O yüzden kusuruma bakmasınlar. Yoğun tabii kafa yoğun olunca beyin halinde. Yorgunluğu var. Evet. Tabii unutun inşallah Mustafa'yı da burada canlı konu olarak alacağız. Ona da... Çok güzel bir ışığı var. Selamlarımızı yolluyoruz bu noktada. Evet. Şey olarak. Şimdi bir nebze de artık hani müzik dünyasına yeni biri daha geliyor bu noktada. Evet. Peki tam anlamıyla ekranlarda ne zaman görmeye başlayacağız? Evet, albüm çıkacak. Ama bununla ilgili sonrasında. Projeler var elbette. Elbette güzel projeler var. Yani onu çok böyle büyüsünü bozmak istemiyorum ama yine iyi bir kanalda. Yine müzik eğlence tarzında bir program düşünüyorum ben. Ben onu da kendimi iyi hissediyorum. Yani bir kadın programı ya da gündüz kuşağı bir programı Tuğba Ünal'ın sunuculuk elbette güzel bir şey ama ben artık o çıtayı birazcık daha yükselttim. Sanatçı kavramını taşıdığım için de inşallah müzik eğlence programı yapmayı planlıyorum. Belki bir radyo olabilir bu, belki bir televizyon olabilir. Ama dediğim gibi önce belli başlı hedeflerim var. Onlar gerçekleştirdikten sonra böyle sakin bir şekilde artık rahat tavrımla yine insanların canlı yayına bağlandıkları bir program inşallah düşünüyorum. Çok da istiyorlar. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi küçükten beri hepimizin aslında rol model aldığı kişiler vardı. Evet. Senin rol model aldığın kişi var mı Tuğba? Var. Zuhal Olcay. Neden? Çok Zuhal seviyorum. Olcay. Hem duruşunu, hı-hı, hem yani kalitesiyle, sesiyle, kalitesiyle, yorumuyla, sesiyle bugüne kadar hiçbir şeye malzeme olmamış. Magazin. Evet, malzeme olmamış bir kadın. Yine Aşkın Nur Yengi, yine Candan Erçetin. Benim birazcık öyle bir yapım var. Ya buradan da o zaman magazincilere evet, şunu söyleyeyim. Ya Tuğba Ünal'ı o zaman her yerde göremeyeceksin. Biraz daha kendini gizleyecek bunu. Biraz da gizleyecek, doğru. Aslında olması gereken de o değil mi? Yani insanların şahsi ve özel hayatı aslında kimseye ilgilendirmiyor. Aynen öyle ama işte. Ama baktığımız zaman da halk da şunu da istiyor. Acaba ne yaptı? Nerede? Ne yapıyor? Takip ediliyor bu noktada. Şimdi bırakalım magazini, sosyal medyada bile bana öyle mesajlar geliyor ki Tuğba Hanım bugün ne giymiş? Ya da bugün siz acaba hangi videonuzla uyanacağız filan? Yani çok faal evet, kullandığım için sen de biliyorsun. Evet, evet. Bazıları da yeter artık kadın, senin yüzün eskiyecek, kullanma bunu falan diyen insanlar da var. Her taraftan farklı farklı diyaloglar. Bazıları da, ben arada böyle ninniler de söylerim, böyle küçük, hı-hı, gireriz hatta. Tuğba Hanım işte kızımı sizin sesinizle uyutuyorum diyen insandan tutun. Ne bileyim yani işte interaktif olmak. Mesela bir Yozgat'ta küçük bir hikayeyi paylaşayım. 2,5 yaşında bir çocuk geldi ve imza istiyor avuç içine. İmzamı attım. Dedim sana bir jest yapmak istiyorum. İngilizce Mary Had a Little Lamb diye bir şarkı var. Hemen onu oracıkta söyledim. İnsanlar böyle şoke oldular. Yani hani bu kadının aslında sadece yazar titrinin değil, pek çok şeyi mikrofon alınca yapabileceğini göstermekti. Onu da başardım. Oradaki o çocuğun yüzünde bile gülümseme varsa eğer... Evet. O da o mutlu zaman, ediyor seni zaten. O da mutlu ediyor. Evet, o da beni daha da büyütüyor. Daha da mutlu hale getiriyor. Çünkü ben sizlerden biriyim. Yani bizler zaten kendimiz için değil, sizler için yazıyoruz. O yüzden ben seviyorum sahnede olmayı. O zaman şöyle, zor olmayacaksa küçük bir şey mırıldanabilir misin? İzleyicilerimizin de burada en azından ön bilgi verdik. Şimdi single çıkacak dedik, albüm çıkacak dedik. Şimdi şarkı değil de, şarkıyı mı? Şiir mi? Şiir olabilir, şarkı olabilir. Şimdi merak ediyorlar çünkü, tamam mı? Acaba ne olacak? Şimdi o çıkacak olan albümdeki şarkı ne olacak? Şarkıyı yapmayan aranjör belki. Şimdi o besteri sana mı ait? Önce onu yarı bana, yarı aranjörüme ait. Yarısı. Ama daha çok ona ait. Ona ait oluyor. Çünkü ama müziğin matematiğini yeni yeni öğreniyorum. Aranjörünüzü ve selamlarınızı, sevgilerinizi iletiyorum. Sevgili Tayfun Duyguluer. Hadi yine iyisin Tayfun, canımdır. Canım arkadaşım, evet, basın yazmanında oldu. Sevgilerimizi iletelim. O zaman diyelim ki, bak denizi nasıl yağmalıyor martılar. Hadi git. Ölmüş bir karanlık ol. Limanlardaki halatların arasına sıkışmış yengeç gibisin. Bir çaresizliğine bak, bir yalnızlığına. Kim aşk acısını benden daha ağır çekiyor? Geceyle arandaki boşluğa sor. Hani ben senin rüzgarla düşen ilk yaprağındım. Bize bu şiiri yazarken, şimdi bakıyorum mesela hani ayrılıkla
bağlantılı. Hep acı var benim şiirlerde. Allah kahretsin, acılar yaşattılar bana. Hep şey oldu değil mi? Şimdi baktığı zaman aslında hani acı iyi yaşayanlar çok güzel zaten yazıyorlar. Evet. Şimdi o zaman bunu şey yapacağım, belki az güzel olacak ama. Acı yaşadığın için mi bunu yazdın? Yoksa hayal dünyanda böyle bir acı tablosu kurdun, evet, ondan dolayı yazdın. En son yaşadığım ilişkide acı yaşadım. Onu da zaten buna şey diyorum. Onda döktüm diyorsun. Sana dua ediyorum diyorum. İnsanlarla daha erken kavuşmamı sağladın, öyküm sensin. Birazcık da ona yazılmış bir hikayeydi işte. İşte burada her şerde bir hayır. Her şerde bir hayır var, evet. Oluyor demek ki. Ama neyse, kader yollar ayırdı. Çok da önemli değil. Sevgiler, selamlar izliyorsa da buradan kendisi yakın arkadaşım zaten artık. Ama acından faydalanmazsın, o zaman bu eserler ortaya çıkmıyor. Yani çünkü şey olmuyor değil mi? Mesela çok mutluyken eser çıkartan sayısı çok, çok az. Çok az, evet. Yani bu şöyle, hani biraz oynak parça diyelim halk tabiriyle. Ya da böyle eğlenceli sözleri olanlar bile aslında bir acının içinden çıkarak, hani ya çok acı çektim biraz da oynatayım. Evet. Diye böyle. Yine sevgili Rafet'in de bir demecini şey demişti. Ne kadar mutlu olursam olayım, hüznü yaşamayı çok seviyorum. İşte bunun için yazıyorum diye. Yani bizler böyleyiz. Ama bizler de toplum olarak zaten arabesk bir yapıda değil miyiz? Zaten, zaten yani yapıdayız. Doğuştan zaten böyleyiz. Doğuştan yani ister istemez. Acı kadını, acı adamı filan doğuştan geliyor genetiklerde. Ama işte bu noktada yıllarda işte Emrah'la dalga geçmedim. Acıların çocuğu falan diye böyle ama halbuki bir konunun mimarı olduğu sevgili Emrah. Buradan da ona da selamlarımı ederim. Mimar oldu ve hala da devam ediyor bu noktada baktığımız zaman. Şimdi yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru da geliyoruz. Yani seninle sohbet etmek gerçekten çok, bu kadar hızlı. Çok keyifli, çok güzel aslında. Hani gönül ister ki böyle 3 saat, 4 saat yapalım. Çok güzel konulara değinebilirim ama yavaş yavaş da sonuna doğru geleceğiz bu noktada. İmzaya geleceğim, onu söylemeyi unuttum. Tabii şimdi onu en sona bırakacağız. Ha, şimdi daha sürpriz, en sona. Sürpriz yapıyoruz. Şimdi tamam, şey peki. Yapacağız bu noktada da. Şimdi böyle toparlarsak, neler söylemek istersin? Yani yazmak isteyenlere, söylemek isteyenlere, yorumculuk yapmak isteyenlere. Çünkü çok fazla şey size sunuyordur. İşte Tuba abla ben bunu yapacağım, Tuba Hanım şunu yapacağım. Ne önerirsiniz onlara? Çünkü herkes yazmak istiyor ama yazmak çok farklı bir şey. Zekanızı farklı çalıştırmanız lazım. Hayal dünyanızın geniş olması lazım. Bir kere duygu insan olmanız gerekiyor bu noktada. Şimdi onlara neler önerirsin? Valla öncelikle ben eski programımı kapatırken de ne olursa olsun hayata dair bir şeyler karalayın, bu size çok iyi gelecektir dedim. Elbette şimdi çok soruyorlar, mesaj atıyorlar, mail atıyorlar. Biz de Tuğba Hanım yazmak istiyoruz diye. Onlar da elimden geldiği kadar ve zamanım el verdiği sürekli hep yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama biraz zorlu süreç olduğunu bahsediyorum. Yani eğer sende bir şey varsa, insanlar senin kaleminle ve bütün olduğuna inanıyorlarsa zaten seviyorlar. Birazcık da şans meselesi, çevre meselesi. İyi kullanmak, iyi değerlendirmek gerekiyor. Kullanmak, orada güzel anlamda kullanmaktan bahsediyorum. Yazsınlar, yazmaktan kimseye zarar gelmez. Oturup evde ağlayacakları yere ya da şey yapacakları yere döksünler. Bütün o duygu ve düşüncelerini, onlara çok iyi gelecektir. Bence herkes yazmalı, herkes her şey yazabilir. Önemli olan kendini geliştirebilmek, süreklilik ve işini severek yapmak. Şu oluyor mu yani, ya ben şunu yazdım lütfen bunu işte değerlendirir misiniz ya da okur musunuz diyenler oluyor mu? Olmaz mı? Evet, çok oldu. Ben zaman zaman yorumluyorum zaten. Ben hani çok fazla şimdi yakını da bildiğim için hani çok fazla böyle kıramıyorsundur da zaten insanlar. Kıramıyorum işte, kıramadığım hani zaman kıramadığı zaman da evet, kırılgan oluyorsun. Böyle de bir yapım var, naif bir yapım var bu noktada. Hani burada izleyicilerimize söyleyelim, hani hakikaten tanıdığınızda ve yüreğine dokunduğunuzda ne kadar iyi bir insan olduğunu zaten göreceksiniz bu noktada. Ya çünkü biz biliyoruz, hani tanıyoruz da bu noktada. Dolayısıyla ulaşmak isteyen aslında nasıl ulaşacağını zaten ilk şifresini verdin programın evet. Başında. Şimdi buradan istersen imza gününe de değinelim. Aynen öyle, değinelim. O noktada. Şimdi inşallah önümüzdeki aylarda bir imza günü yapacağız, tertip edeceğiz buradan. Yeni Gün TV izleyicilerine duyurmuş olalım. Bu noktada işte kitap, sevgili kitaplarını... Öyküm sensin. İsimlerini de verebilirsen. Evet. Öyküm sensin şu anda 1,5 ay önce çıktı. Evet. Yeni bir kitap zaten. Hangi yayınlarından? Eyobi yayınları. Eyobi yayınlarından. Alıp okumanızı tavsiye ederiz. İnşallah biz de temin edip hemen okuyacağız. Ve sonrasında yorumlarımızı göndereceğiz bu noktada. Çok teşekkür ederim. Ben çok programımıza teşekkür ederim. Katıldın. Keyif verdin. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim her şey için. Değerli Yeni Gün TV izleyicileri, Bir Tane Ali Genç Ön sonuna geldik. Sevgili arkadaşım, ses yorumcusu, söz yazarı,
Tuğba'yla program konuldu. Keyifli sohbet ettik. Bir dahaki programda görüşünceye dek esen kalın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.